Çin'de hayat gerçekten çok hızlı ve bu hız bazen sizi yorabiliyor. Bu yorgunluğu atmak ve rahatlamak için birçok Çinli ilk fırsatta Çin'i kuzey ve güney olarak ikiye bölen bu dağlara, yani Qinling dağlarına akın ediyor. Hafta sonu adım atacak yer olmayan bu dağlara hafta içi birkaç yemek yapmaya karar verdik ve sabahın ilk ışıklarında yola çıktık. Dağa tırmanmadan önce yapmamız gereken çok önemli bir işimiz vardı. O da tabii ki kahvaltı yapmak. Tabii kutsal damacını izleyelim. Öyle mi? Allah teyze ortalığı ayağa kaldırdı ya, ama yumurtalarımızı aldık. Şimdi kahvaltıya geçiyoruz. Örümcek ağları sardı. Evet, kahvaltımızda şöyle haşlanmış yumurtamız, evden getirdiğimiz peynirler, tereyağı, bal, zeytin, az önce kestiğimiz domatesler, bir de fıstık ezmemiz var. Şöyle güzel de bir çayımız var, Çin çayımız. Ekmeğimiz var. Güzel bir kahvaltıyla güne başlıyoruz. Birazdan dağa çıkacağız. Buyurun. Çay fena değilmiş. Hala soğumadı. Böyle şöyle bir desem mi? Peynir nasıl? Bayağı iyi. Peynir hem beğenmedi ya. Beyaz peynir mi? Yok, sen peynir diye geçiyoruz. Bunun peyniri güzel aslında. Cırcır böceklerinin sesleri eşliğinde kahvaltımızı yaptıktan sonra eşyalarımızı kiraladığımız odaya bıraktık ve dağa doğru yola çıktık. Vallahi acayip paslanmışız ya. Şuradan nereden baksan 500 metre tırmandık. Bakın göstereyim şöyle. Yükseklik bir 35-40 derece var. Epey dik. Hadi en aşağı 30 derece olsun. Ama öldüm ya. Çok fena yoruldum. Şimdi burada ilk adıma geldik. İlk parta geldik. Burada bir şeylerle var küçük. Su akıntısı az. Ama fena değil. Yine güzel bir sessizlik var. Yeşillik çok güzel. Bakalım şimdi bir şu şelale nasılmış. Yani buraya gelip de şunu yapmamak olmaz herhalde. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz diyordu ya. Şu an aklıma geldi. Tabii biraz parlıyor. Burası yapay galiba anladığım kadarıyla. Çok gerçekçi durmuyor. Çok dik duruyor, çok düzgün duruyor. Yapay bir şey yapmışlar buraya, şelale. Buraya daha önce kışın gelmiştim. Biraz yağmur vardı. O zaman bu şelale böyle gürül gürül akıyordu. Çok daha güzeldi. Ancak şu anda çok güzel. O zaman da çok gürültü geliyordu, su gürültüsü. Ancak böyle daha hoş, böyle dinlendirici bir sesi var. İçinde yine küçük küçük kurbağalar, balıklar var bu suyun. Gayet güzel. Çok sessiz, çok sakin, güzel bir yer burası. Aşağıda yol ikiye ayrıldı. Sol taraftan arabaların çıktığı yol. Bir de böyle insanların gittiği yollar. Şöyle dere boyunca, akarsu boyunca. Böyle bir patika yol yapmışlar. Şu anda oradan yukarı doğru ilerliyoruz. Burada bir sürü görülecek güzel mekan varmış. Bakalım gidiyoruz, ne göreceğiz, nelerle karşılaşacağız. Epey yüksek merdivenler var. Böyle merdivenleri çıkaraktan gidiyoruz bakalım. Su sesi geliyor sol taraftan. Herhalde orada yine bir şelale var. Burada küçük bir şelale var. Buraya geldim. Burası bayağı soğuk. Suyun içine girdim hatta. Şöyle şelalenin altına girsem güzel olur ama şurası epey derin. Çok iyi ya burası. Su gerçekten tertemiz. Gibi gözüküyor zaten. Suyun dibi gözüküyor. Gayet güzel. Böyle adım adım burada çok fazla şelale tarzı küçük böyle akıntılar var. Oralarda işte ayağımızı falan sokuyoruz suya. Serinliyoruz. Güzel. Burada bir tane kurbağa var, onu çekmek istiyorum. Aman ha. Bu kaya
efsaneye göre Şimşek Kayası'ymış. Buraya böyle düşmüş bir şimşek yardımıyla, anladığım kadarıyla şimşek çarpması sonrası. Tabii efsane olduğu için çok doğru olmayabilir. Altına da iki tane Buda heykeli yapmışlar. Bunun 1110 metrekare olduğu söyleniyor. Ve 1443 tonmuş. Bu şekilde böyle yuvarlanıp büyük ihtimalle şimşeğin sayesinde buraya düşmüş. Ve burada küçük bir mağara oluşturmuş. Daha sonra burada da iki tane Buda heykeli var. Bu da anladığım kadarıyla burada koruma sağlasınlar diye yapılmış. Bir, iki tane burada Buda heykeli. Bu şekilde burada yerleşmiş. Evet, burası biraz korkutucu. Biraz böyle etkileyici bir ortamı var, bir havası var. Güzel yani. Hello. Ne ya? Ne ya? 但是树葡萄，尝一个。树葡萄。连皮吃，直接吃。直接吃。嗯。吸了没？我看吸了。刚吸过。 刚 madam şöyle bir şey verdi. Ağaç elması diye. Elma nerede çıktı ya? Ağaç eriyor. Hmm. Harika. Bayağı lezzetli ya. Ağaç üzümü. Hmm, kaç tane bu? Bu 35 kilo. Vay be. Bu 48. Bu kadar mı? Senin cebinde yok, dışarıda yok. Kendi kuyruğuna göre yapıyor. Ne diyor? Bize 1/2 kilo. 1/2. Şanshan çok iyi. Yedim, yedim. Yedim. Çok iyiymiş ya. Şundan bir 250 gram alayım. Senin babanın ne? Senin hangi bölgede? Biz Türkiye'de. Türkiye'de. Evet. 土耳其烤肉，哎，对，美得很。你吃过没？吃过，哎，15块钱可以吧？行，没事，可以。在这还有冰水没？摸一下，我看一下，我的 手速啊，这个，哇塞，可以，好。这是咱们秦岭的冰水。对，这不你不是不会自己弄的吧？<笑> 哎呀，看不了，你真逗你！你看盖子打开没有都知道。我有那个能耐，我就发财了，是不是？好好好，谢谢。这回弄这个也行，这里山里空出来的水。对。自然水。啊，自然水，自然水有那么冰吗？对呀，你看。泉源里面出来的。泉源，你看这里。那就山上空出来的。对，那这上面有没有地方可以游泳？没有。上面有。下面那个。 东大你知道吧？东大我知道。你是东大的，你在镇上学的吧？我呀，güzel ya。这不是树葡萄是吧？对。哎，我第一次听。树葡萄。那树呢？树在哪？树这边没有。太阳那边，就在咸阳吧。知道吗？你刚不是说这是秦岭的吗？Biraz boyuyor ama aynı yüzü. Buradan burada yetişmiyorum. Ben burada adam kendi toplamayı zannettim de. Normal. Burada bir ilçe var oradan. Götürürken bir anda. Burada bir ilçe var. O ilçeden de toplamış. Bayağı da güzel tadı var. Kilosu 20, 35 yuan'dı. Biz 25 yuan'lık aldık şu kadar şeyi. Ama güzel. Enteresan bir şey yapmışlar buraya. Şu an buradasınız gibi. Yosu Şanşan diyor. Yani buradan devam edin gibi bir şey. Buradan böyle yukarı doğru çıkacaksın diyor. Ya ama çok komik. Bir tane yani tahta plaka koymuşlar üstüne bir fotoğraf. Komik olmuş. Ama bir tünele girdik. Tünele ama mağara gibi yapmışlar. Buradan giriş yaptık. Şu an bir tünel yapmışlar arabanın geçmesi için ama burası da hakikaten mağara gibi. Ve sadece ucunda bir ışık gözüküyor. Karanlık da bir yer. Aa, çok efsane gözüküyor ya. Ve sonunda finale, çıkışa ulaştık. Vah. İçerisi bayağı sıkıntılıydı. Böyle yarasalar gelecek diye bekledik ama gelmedi.
Bu sefer de araba yolu deneyelim dedik. Merdivenler bayağı zorluyor. Bakalım. Farklı bir yoldan gidiyoruz. Karşımızda farklı neler çıkacak görelim. Şimdi atasporumuz olan ok atma sporunu Çin'de gerçekleştiriyoruz. Ancak atasporumuzu yapamıyoruz. O yüzden epey sıkıntı. Birkaç attım da bayağı dışarı attım. Bakalım şimdi nasıl olacak? Şunu buraya denk getirmek lazım herhalde önce. Bak, tam hiza gelmiyor ya. Aslında sağdakine hedefledim ama soldakine gitti. Epey sıkıntı oldu. Neyse, güzel, eğlenceli bir şeymiş. VS yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak? İlk oku ben atıyorum. Şu ortadaki üçlünün solundakini atacağım. Diye ümit ediyorum. Vaa! Vuramadım ya. İkiyi vurdum. Çok sert çekiyorum herhalde ya. Evet, şimdi... Hadi. Oo, 7. Kaybettik. Sağ olsunlar, başlayan erken bizi aldı. Biz de da menko. Zaten 700 metre yukarı. Ne şey ha? Ne şah şan diye hani şöyle. Çıldı. Tam şan diye mi dal? Şan ban lor. 太热了，就我们就去了一半。你们都没上去。你们都没上去啊，太热了吧。 Sağolsun adam, arka üçlüyü doldurdu bizim için. Nimen zhongwu chi fan le mei? Yaburan genwomen yihuai zuo shaokao. Wo men shangqu de shihou chi de. Ah, wo men yihuai zuo shaokao. Oh. Ge nimen zuo wo men shi Turkey ren. Oh, Turkey. Ge zai zai wanxia. Wo. Ran hou ru guo yao de hua ke yi ge nimen zuo ge Turkey de. Hao shi de. Wo lai gang tai chi yu. Ah, hao. Hao shi bu? Haixing. Haixing. 好，谢谢啊，好嘞，谢谢啊，再见，好，拜拜，拜拜。Oh, la bayağı iyi çıktılar ya, bizi aşağı kadar indirdiler, bir 5-6 kilometre indik. Şimdi yemeğe falan davet ettik ama istemediler, gezeceğiz dediler. Şimdi biz mangala artık geçebiliriz. Vay be, Çinlerde de bu alışkanlığın olduğunu düşünmüyordum ya. Karpuz kavun atmışlar suyun içine soğusun diye. Güzel, hoşuma gitti. Bundan alabiliyor muyuz acaba ya? Bir tane alsak. Ha, çok iyiymiş ya. Oyun oynuyorlar. Hello. Hello. 120 yuan günlük. İsterseniz gece kalabiliyorsunuz. Şaşırtıcı derecede tuvaleti, banyosu falan Çin standartlarında temiz bir yer. Tavanı saymazsak, tavanı göstermeyeceğim. Böyle giriş yapıyorsun. 3 kişilik yatak var burada. Böyle gece kalabiliyorsun. Güzel doğal ortamda. Şey, bir tane televizyonu var. Açılıyor mu onu bile bilmiyorum. Kliması var. Güzel. Birinci katta burada, zemin katta. 120 yuan geceliğine veriyorsun. Bu da az sonra piknik yapacağımız yer. Zaten dışarıyı da size göstereceğim. Biz aslında mangalımızı yaptık. Çok güzel etlerimizi yedik. Ancak bulunduğumuz ortama çok fazla kişi geldi ve dolayısıyla çok gürültü çıktı. Şarkılar söylendi, partiler yapıldı, oyunlar oynandı vesaire derken ve cırcır böcekleri de buna eşlik edince dolayısıyla çok aşırı bir gürültü oldu. Çok güzel görüntüler ortaya çıkaramadım maalesef. Dolayısıyla bu mangal görüntüsünü bu videoda koyamadım. Qingming dağlarında güzel bir gezi oldu. Epey bir stres attık, rahatladık. Gezdik, tozduk, dolaştık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Zaijian.